Merhaba Salih Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında şu anda işin mutfağındayız. İşte bir kolye, bir yüzük, taktığımız bütün bu altın aksesuarlar nasıl yapılır? Onları öğreneceğiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben 1990'dan bu yana kuyumcuk sektöründeyim. Mağazacılık deneyimimi atölyeciyle yansıttım. Takı tasarım, çizme kurslarına gittim. Kuyumculara ürün yapıyorum toptan. Peki çok merak ediyorum ben. Mesela bir kolye hangi aşamalardan geçiyor bizim elimize gelene kadar? En önemlisi karşı taraf bir heyecan duygusu besliyor. Bu heyecan duygusunu biz tamamen bir çizime yansıtıyoruz. Bu çizim sonucunda da kalıplar alınıyor. Bu şekilde kalıplardan sonra mumlar atılıyor. Bu kalıp dediğiniz... Çizim buna yansıtılıyor. Evet, kalıp oluyor bu. Kalıptan sonra bu şekilde gümüş olarak çıkıyor. Gümüş olarak, yani asıl kalıbımız bu oluyor, evet, değil mi? Aynen. Bunun üzerine altın mı kaplıyoruz? Nasıl bu oluyor? Tamamen döküme veriyoruz biz bunu. Hı-hı. Döküm süresinde de altın olarak çıkartıyoruz onu. Altın olarak döküp, evet. Daha sonra üzerinde daha sonra taş varsa... Temizleme yapılıyor. Sonrasında taşlar mıhlanıyor. Mıhlamadan sonra tekrar bir cilarodaş oluyor. Cilarodacından sonra işte tekrardan bakıma giriyor. Bu sürede ürün teslim olmuş oluyor. Peki merak ettiğim şey, böyle bir yüzüğe sahip olabilmemiz için kaç aşamadan geçiyor bu yüzük? Böyle bir yüzüğe aşama sahip olmam için 5 aşamadan geçiyor efendim. 5 aşama. Evet. İlk önce kalıp, sonra önce döküm. Çizim. Çizim. Kalıp. Kalıptan sonra döküm. Dökümden sonra mıhlama işlerimiz, mıhlamadan cilarodaş temizlik bitiyor. Gördüğünüz üzere inanılmaz zor aşamalardan geçiyor. Büyük bir emek var bu işte. Salih Bey, 14 Şubat yaklaşıyor. Evet. Peki müşterilerimiz bence mesela 14 Şubat'ta çok evlilik teklifi oluyor değil mi? Evet, çok mutlaka. Tek taş alan oluyor, evet. Pırlanta alan oluyor. Beylere neler tavsiye edersiniz? Mesela hani pırlanta taş seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ben mesela bunları çok merak ediyorum. Pırlantada en önemli husus güvendir. Güven olayı olmadıktan sonra hiçbir şey yaramaz. Güven de şöyle oluşur. Öncelikle tabii ki çok fazla sektörümüz çok yaygın, çeşitli reklamlarımız da var. Ürünlerin en önemlisi pırlantada şöyle bir durum vardır. Asya ve Avrupalılar ikiye ayrılıyor. Asyalılar gösterişli sever, büyük sever. Avrupalılar ise beyaz sever pırlantada. Pırlantanın... Beyaz dediğimiz nedir? Beyaz taşımızın rengi. Beyazlık. Taş rengi. Renk skalası 4C dediğimizde bu renk berraklık, işte karat büyüklükte geçtiğinde o şekilde gider. Burada önemli olan tamamen kişinin bütçesiyle alakalı aslında. Bir de güvenle alakalı. Bütçenize uygun veya güvendiğiniz bir yerden bu şekilde başlangıç yaparsanız siz için daha emin olur ve daha güvenilir olur. Tabii ki kime güveneceksiniz, o da ayrı bir şey. Tabii. Hani o da çok önemli ama tamamen burada işte bazıları markalara güvenir, firmalara güvenir, kimisi kişiye güvenir. Hani bir şekilde bir yerden bir başlamanız gerekir. Aslında pırlanta konusu araştırılması gereken bir konu. Pırlanta seçerken aslında hani bir sürü püf noktaya dikkat etmek gerekiyor. Evet. Onları bilmek gerekiyor, araştırıp almak gerekiyor bence. Örnek veriyorum, şöyle elimizde bir su yolu var. Mesela bu tamamen el rengidir efendim, bembeyazlık, ışıl ışıl. Siz de gözle gördüğünüzde baktığınızda bembeyazlık ışıltısını yansıtıp alabiliyorsunuz. Çok ışıl ışıl. İçi tamamen VS'tir bu efendim. VS dediğimiz nedir? VS de bu taş içindeki olan, bu doğanın parmak izi diyoruz biz efendim buna. Doğanın parmak izi dediklerimizde olmayanıdır. Gözle görünen bir şey olmadı. Bunlar mikroskopla görünebilecek çok çok ufak noktalardır efendim vardır içinde. Yani taşın üzerinde nokta olmaması pırlanta için iyi bir şey. Pırlanta için iyi bir şey tabii ki iyi bir şey. Ne kadar temiz, ne kadar berrak olursa, o kadar pürüzsüz olursa o kadar güzel olur, o kadar değerli olur. Ve ama fiyat da artıyor değil mi? Fiyat tabii ki artıyor. Ama kişinin mesela bütçesi uygundur. Yani tırnağın altında kalacak noktalar vardır. İç büyüme çizgisi dediğimiz var. İşte iç büyümenin yanı sıra yarıkları vardır. Bunlar da alınabilir. Bunlar pırlanta olmadığı anlamına gelmez. Sadece bütçesi daha uygundur. O anlama gelir. Anladım. Yani tabii ki de pırlantanın da kalitesi var değil mi? Kesin, tabii ki var. Seçenekleri var. Her keseye pırlanta seçeneği var. Aynen öyle efendim. Bu kalıpların üzerine altın döküm yapılıp evet. Bu modeller çıkartılabiliyor. Evet.